Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bitcoin yeniden 40 bin doların üzerinde. Peki bu yükseliş devam eder mi? Piyasada hangi önemli gelişmeler var? Yoksa geri çekilmeleri beklemek gerekecek mi? Bitcoin tarafında hepsini konuşacağız. Altun, nasılsın, iyi misin? İyiyim Oytun, evet. Bugün yüzler gülüyor kripto piyasasında. Bitcoin sonunda 40 bin doları devirerek 40.500 dolarlarda, 40.600'lerden o seviyelerden geçen dirence geldi, dayandı ve an itibariyle biz bu videoyu çekerken de üzerinde duruyor. Çok bekledik. Birazcık sabrın sonu selamet hareketi oldu bu. İnşallah kalıcılık gösterecek mi diye bakacağız, analiz edeceğiz. Tabii öncesinde piyasada fiyatın buraya gelmesini etkileyen sebepleri konuşacağız. Dünyanın gündeminden gireceğiz. Kriptoya bağlayacağız. Daha sonrasında da teknik analizde fiyatlar ne diyor, nereye gidiyor, uçuyor muyuz, kaçıyor muyuz, hepsine bakacağız bu yayında. Hepsine bakacağız. Zaten bugünkü tabii ki haber akışı da Ukrayna kriziyle alakalı. Yani şu an bütün dünyanın gündemi Ukrayna krizi olduğu için kripto para tarafında da bütün gelişmeler, bütün gündem maddeleri tabii ki doğal olarak Ukrayna ile alakalı. Birazcık şöyle yumuşak haberlerle girelim, ondan sonra hızlı bir şekilde devam edip fiyat analizine zaten geçeceğiz. Şimdi Ukrayna Başbakan Yardımcısı, bu arada tabii Ukrayna ile alakalı ciddi anlamda kripto paralar üzerinden bir bağış kampanyası var. Ve Ukrayna devleti de bunu tabii ki kendiyle alakalı harcamalarda, askeri harcamalarda şu anda kullanıyor. Şimdi Ukrayna Başbakan Yardımcısı konuyu bir tık daha ileriye götürdü. İlginç bir talepte bulundu. Şöyle bir talebi var Ukrayna Başbakan Yardımcısı'nın. Diyor ki borsalara, Rus hesaplarının kripto para cüzdanlarını tamamıyla dondurun. Dondurmakta da diyor kalmayın. Bütün bu paraları diyor Ukrayna devletine verin. Şimdi tabii Ukrayna'daki su kaçırmış. Evet ya, şimdi Ukrayna'daki krizle alakalı ya sapla saman da birbirinden ayırmak lazım. Şimdi böyle bir talep çok komik bir talep. Yani şimdi bir kere o kadar saçma bir talep ki neresinden ben düzelteceğimi bilemedim. Bir kere bütün Rusların hesabını dondurmak gibi bir şey şu yönüyle saçma. Bir kere bütün Ruslar bu durumu, Rus devletinin yaptığı durumu destekliyor mu? Yani sen böyle bir şey yaptığın zaman desteklemeyen adamın da hesabını dondurmuş olacaksın. O bir, iki, desteklese bile kaldı ki adamı destekleyebilir. Yani Rus devleti kendi devletinin yaptığı bu hamleyi destekliyor olabilir. Bu kripto parasın, kripto para borsasındaki hesabının dondurulması için yeterli bir sebep mi? Yani ne alakası var? Hani o zaman yarın öbür gün bütün borsalar kafasına göre bir ülkedeki bütün kullanıcıların hesabını dondursun. Yani neresinden baksan saçma sapan bir talep. Yani Ukrayna, evet, bu konularda bazı haklı serzenişleri var ama bu saçma talepler o haklı serzenişleri de gölge düşürecek nitelikte. O yüzden böyle saçma taleplerde bulunmamalarında fayda var diye düşünüyorum. Evet, ama bağış kampanyası iyi gidiyor. Bir sürü farklı hem devletin resmi hesapları var. Onun haricinde işte böyle farklı DAO'lar var. Vitalik Buterin bu ara çok sıkı bir, hani Rus olmasına rağmen Ukrayna ile alakalı çok sıkı bir bağış kampanyalarını destekliyor. En son bugün Twitter'da işte Rus medyasından birine küfür ediyordu. Abi bir sürü like almış falan. Böyle baya baya böyle ağır muhaliflik yapıyor Vitalik Buterin şu anda. Yani güzel hareketler yani. Vitalik çünkü şöyle tip olarak baktığınızda ne bileyim unicorn'un pijamasıyla falan çok fazla politize olacak bir tip gibi gözükmüyordu ama şaşırtıcı, güzel hareketler bunlar. Bağış kampanyasının destek verdiğini biliyoruz. Bu açıdan da kripto piyasalarında böyle bir Ukrayna'ya karşı bir duyarlılık var. Pek çok borsa, FTX'inden yanlış olması, Crypto.com'una, Binance'ine, şu an belki sayamadığım bir sürü borsa Ukrayna'ya bağışlarda da bulundu. Ukrayna halkının şu an çünkü orada insani yardıma gerçekten ihtiyaç var. İnsanlar yemek bulamıyor, su bulamıyor pek çok yerde. Bununla alakalı desteklerde bulunuyorlar. Türkiye'de de bununla alakalı bazı bağış hesapları var. Gerçekten kripto camiası burada bir tek bürok olmuş bir şekilde destekliyor. Bu da güzel bir şey bence. Evet, yani burada politize olmaktan da ziyade daha önemli bir konu başlığı savaş karşıtı tabii ki. Yani 21. yüzyılda gerçekten ki gidişat gitgide sertleşecek gibi duruyor orada. İşte açıklamalar gelmeye başladı, Kiev'i terk edin falan diye. Özellikle Rus Savunma Bakanlığı'ndan siviller Kiev'i terk etsin diye. Tabii bu da akıllara başka şeyleri getirmeye başladı. Sivillerin Kiev'i terk etsin diye bir açıklamada bulunmak. Demek ki tabii akıllara ilk şu geliyor, çok ağır bir bombardıman mı geliyor? O tarz bir konu başlığı tabii ki 21. yüzyılda birçok insanı üzecek bir gelişme oldu ki Kiev çok güzel bir şehir, yani her şeyi bir tarafa koy. İnşallah tabii ki hiçbir sivilin kılına zarar gelmez. Ama yani 21. yüzyılda hala biz bunları konuşuyor oluyorsak
ciddi bir problem var demektir. Umarım kimsenin burnu kanamadan bu süreç hızlı bir şekilde çözüme kavuşur diyelim. Peki Evet. Altı, var mı haber? O zaman birazcık da bu tabii ki savaş durumunun kriptolara ve Bitcoin'e ve ekonomiye etkisini konuşalım farklı farklı şekilde. Şimdi en önemli haberlerden bir tanesi şu anda zaten Rusya'nın ekonomisine çok ciddi bir darbe vuran bir haber düştü piyasalara. Rusya'nın pek çok bankasının ve özellikle Merkez Bankası'nın SWIFT sisteminden erişimini kestiler. Yani pek çok banka artık fonlarına ulaşamıyor. Bu iletişim ağından çıktı. Para gönderemiyorlar, para alamıyorlar. Tabii bu topyekün bir engelleme değil aslında. Her banka çıktı, bütün ulusların iletişimi kesti diye bir şey değil. Yapamazlar zaten. Niye yapamazlar? Yani Avrupa'da doğalgaz alıyor, ne bileyim Türkiye'de doğalgaz alıyor. Yani bir şekilde bu paraların ödenmesi lazım olduğu için. Hani kökten kapattık, kapalı devreye bırakıyoruz Rusya'yı gibi bir şey söz konusu değil ama öyle ya da böyle yurt dışındaki varlıklara erişimi, uluslararası ticaret yapanlar için vesaire çok büyük bir sıkıntı. Bunun kısa vadede tabii ki SWIFT'i kapattık, insanlar kripto alacak, artık kriptolar yükselecek gibi basit bir çıkarımdan ziyade bu sürecin uzaması demek bir şekilde insanların bu ticarete devam ettiriyorsa alternatif taraflara yönelme zorunluluğu kılacak. Yani belki bugün lazım değil, yarın da lazım değil ama ondan sonraki gün ya bu ticaret dönecekse, sen o Swift'i yapamıyorsan başka bir şeye yöneleceksin. Ha bu tabii ki illa Bitcoin alacak, Ethereum alacak değil ama şimdi bir taraftan da stabil coinler çok da güvenilir değil. Yani bugün Amerikan devleti şu hesabı kapat dediğin an Tether'ın başında şirketten düğmeye basıp sizin cüzdanınızdaki Tether'lar dondurulabiliyor. Bu kadar merkezi bir yapı Tether. Bu noktada mecburi olarak zaman içerisinde tabii ki bu sürecin uzamasıyla birlikte insanların Bitcoin'e ve Ethereum'a ve daha doğrusu kripto paraların talebi artacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu aslında biraz yanlış yansıtıldı. Yani Swift yasakladı herkes Bitcoin alacak değil tabii böyle bir şey yok. Ama bu bir süreç ve bir noktada hani Bitcoin'in kripto para hacmine katkıda sağlayacak bir şey. Bununla birlikte şöyle ilginç veriler var tabii sadece bu Swift kararından dolayı değil de doğal olarak insanların paralarını korumasıyla alakalı bir durum var. Ukrayna'da ve Rusya'da Bitcoin, kripto para borsaları hacim rekorları kırıyor. Ortalamanın 2 katı, 3 katı hacimler yapılıyor. Şu anda parasını kaçırmak isteyen, parasını kurtarmak isteyen, enflasyon karşısında erimesini isteyen ki Rusya'da yani Rus rublesi öldü, bitti denebilecek Yurt seviyede dışına kaçırmak düşüyor. isteyenler. Yani bu noktada çok ciddi bir şey var. Kriptolara bu sebepten dolayı ciddi bir volatilite geldi. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Tabii ki burada stabil coin hacimlerinin artması öncelikli olarak en mantıklısı o. Ama bu sadece stabil coinlerle sınırlı kalmayacak bir noktada. Yani baktık ki dünyada ticaretin yönü buraya gidiyor. Ya ben sürekli Ethereum alıp satarak ticaret yapıyorsam, stablecoin kullanmadığımı varsayarsak, bir noktada ben bunu ucuzdan alayım, elimde toplayayım ki yani bunu kullanmak gereği kullanıyorsam ben bu benim elimde dursun gibi bir bakış açısı da gelişecek. Tabii ki bununla beraber olumsuz olabilecek bazı senaryolar konuşuluyor. Ondan da bahsetmek lazım ki şimdi İngiltere'de başladı bu mesela. Yani Rusya'ya bu kadar yaptırım yapılıyor ama kriptolar serbest sonuçta. Burada işte kripto regülasyonlarını hızlandırmak, borsalara atıyorum Rusya'ya yaptırım borsalar üzerinden uygulayabilmek. Demin Ukrayna'dan biri istemiş yayının başında konuştuk mesela da tam aksine mesela şey gibi bir şey olabilir ama atıyorum İngiltere devleti diyecek ki bundan sonra Rusya'da KYC yapmış kimlik doğrulamasını Rusya'dan yapmış hesaplara para gönderimini almanı yasaklayacaksın benim yerel borsalarımda diyebilir. Bu tarz bazı regülasyonlar, düzenlemeler Avrupa Birliği tarafında da Amerika tarafında da hızlanacak gibi gözüküyor. Tabii ki bu olumsuz bir şey olmakla birlikte bugün gelmese yarın gelecek bir şey olduğu için çok da sıkıntı şimdilik gözükmüyor. Yani bir kantarın olumlu olumsuz tarafına bakarsak bizim açımızdan Bitcoin için olumlu bir gidişat olması bekleniyor şu gidişatta. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz son süreçte gündem değerlendirmelerinde hep öne çıkan bir konu başlığı vardı. Neydi o? Rusya tarafında özellikle bir kafa karışıklığı vardı. İlk önce Rusya Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki kripto paraların yasaklanması gerekiyor. Kripto paralar Rusya için dedi bir tehdit. Daha sonrasında Putin daha ilginç bir açıklama yaptı. Ben dedi bu fikre katılmıyorum. Bu konuyla alakalı madencilik konusunda dedi özellikle Rusya'nın çok büyük avantajları var. Ve kripto paralar lehine bazı açıklamalarda bulundu. Arkasından Medvedev Putin de geçerek daha da olumlu bir açıklamada bulundu. Bana göre bu tarafta tabii Putin
Bu arada Ukrayna kriziyle alakalı birçok adımlar atılmıştı. Yani Ukrayna sert söylemlerine devam ediyordu. Çok büyük ihtimalle Rusya tarafında da bazı konularda sınırlar geçildiği zaman müdahale edileceğine yönelik zaten kararlar alınmıştı. Bence Rusya'nın direkt birinci ağızdan Putin tarafından kripto paraları birden savunmaya başlamasının arkasında bu operasyonun arkasından gelecek olan tepkileri öngörmeleri zaten vardı. O yüzden bizim hep söylediğimiz bir şey var burada. Yani ben bunu söyleyince gerçi kızıyorlar falan ama ben bunu uzun vadeli bir süreçte söylüyorum. Bitcoin kandan, krizden, gözyaşından, savaştan beslenir. Hani eskilerin bir sözü var ya ne diyorlar? Barışta toprak, krizde altın. Artık bunu şöyle de düzeltebiliriz. Barışta toprak, krizde Bitcoin ve altın. Bitcoin'i eğer dijital bir altın olarak nitelendiriyorsak bu tarz süreçlerde Bitcoin ve kripto paraların daha da güçlü çıkması bana göre çok beklendik bir durum. Önümüzdeki süreçte bu krizin derinleşmesi de oldukça muhtemel. Öyle gözüküyor yani çünkü bu barış görüşmelerinden çok bir şey çıkacak gibi gözükmüyor. Ukrayna orada geri adım atmıyor. Rusya tarafında da baktığımız zaman Ukrayna geri adım atmadığı sürece onlar iyice gözü karartmış durumdalar. Ki şu anda baktığımız zaman zaten böyle çok nitelikli ordusuyla oraya girmiş değil yani. Başka yan orduları oraya soktu. Çok ağır bir bombardıman da henüz yapmış değiller. Allah korusun iş o raddeye vardığı zaman böyle ağır bombardıman bilmem ne falan karşı paktan da farklı adımlar gelebilir ve kriz gitgide büyüyebilir orada. O tarz bir durum da var. Tabii bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bunlar ciddi anlamda küresel anlamda bir belirsizlik yaratıyor ve bu belirsizlikten de şu an altın ciddi anlamda besleniyor. Altın ons fiyatı 1900 dolarları aşmış durumda ki böyle giderse 2000 doları da çok hızlı bir şekilde aşacak gibi duruyor. Bitcoin tarafında da birazdan fiyatlanmalara geleceğiz. Bir tepki alımı gelmeye başladı işte konuşuyoruz. Bitcoin 41 bin doların üzerine çıktı bugün. Ciddi bir hareket yani gün içerisinde gelen hareket ciddi bir hareket. Ben de orada ciddi anlamda Bitcoin ve kripto paralar tarafında bu sürecin orta ve uzun vadede olumlu anlamda yansıyacağını düşünüyorum diyelim. Evet, o zaman ufaktan Bitcoin'in güncel fiyatına geçelim. Peki hızlı bir şekilde o zaman Bitcoin'in güncel fiyatına geçelim. Ben de şöyle grafiği açayım. Bitcoin'de an itibariyle biz bu yayın yaparken saat 8.30 civarı fiyat 40.800 dolar üzeri, 40.888 dolar, hatta çok önemli bir yer. Bizim bu hep 40.000, daha sonra 40.500 dediğimiz seviye aslında burada hareketli ortalamaların geldiği noktayı anlatıyor. 40.250 dolardan bizim şu an 50 günlük ortalamamız geçiyor ve 40.600 dolardan da 20 günlük ortalamamız geçiyor. Yani 40.250 ve 40.600 bizim iki ortalama direncimizdi. Bunların şu an fiyat üzerinde ve buralarda bir kapanış yaparsa bu şunun doğrulamasını getirecek. Bitcoin'de artık düşen trend kırıldı ve hedefimiz, ilk hedef 45 bin, ikinci hedef 49 bin diye gidecek bir kanal artık açılabilir. Tabii ki daha kapanış gelmedi. Şu an teyidini yapamadık. Hani fake midir, değil midir vesaire için biz genelde bildiğiniz gibi kapanış bekliyoruz. Ama şu an görünen o ki Bitcoin'de, yani geçen o aşağıya 34 binlere iğne attığında öldük bittik 20 bin dolardan alacağız diyenler birazcık sükutu hayale uğrayacaklar. Şu an için fiyat çok iyi yerde. İki ortalamanın da üzerinde tutunuyor. Altcoin'lerde Bitcoin'le beraber fena olmayan bir harekette bulundu. Ki altcoin'ler zaten şu an patlamaya hazır, bomba grafiği var. Ona birazdan değineceğim. Bitcoin'de ne beklemek lazım? Yani kısa vadede zaten iyi yerlere gelen Bitcoin'in mümkünse 40.250 dolar üzerinde bugün tutunmasını. 4600 üzeri tutunursa ballı kaymak olur. 4200, yani 4250, 50 günlük ortalama üzerine tutunması bile başlı başına Bitcoin için çok güçlü bir hareketi anlam taşıyabilir. Çünkü o zaman bu ters 20-50 kesişimi geliyordu. O gelmez. Bir yavaş yavaş ortalamalar yükselmeye başlar. Belki de işte dediğim gibi, eğer fiyat demin söylediğim 45 bin 49 bandına doğru giderse zaten önümüzdeki yaz için Golden Cross uzun vadeli gidişatı da olmuş olabilir. Ben geçen bununla ilgili bir tweet atmıştım ve her zamankinden daha bullishim demiştim. Oyto'nun bir temel analiz kısmında söylediği şeye katılıyorum. Şu ortamda ben Bitcoin'in düşmesini açıkçası beklemiyorum. Şu an dünyada ya bakın savaş haberi oluyor. 10 tane savaş haberi varsa 10 haberden biri net kripto ile ilgili. Yok o bu yasaklayacak mı? Bu kripto ile bağış aldı. Bu genel medyadan bahsediyorum. Yani düşünün, kriptolar o kadar hayatınızın içine girdi ki. Şu an normalde rastgele atıyorum Habertürk'ü, CNN'i bir şeyi açın.
savaşla ilgili 10 habere bakın. Biri kesin kripto ile ilgili. Bu kadar hayatımıza girdi. Bu kadar kabul görüyor. Yani böyle bir dönemde ciddi manada Bitcoin'i gideyim ben 10 bin dolardan alacağım, 13 bin dolardan alacağım falan bekleyenler için açıkçası ben hiçbir gerçekçiliği olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine hazır böyle bir dönüş de vermeye başlamışken grafik buradan sonra iyi olmasını bekliyorum. Tabii önümüzde şimdi Şubat bitti. Bugün ayın son günü değil mi? 28 Şubat. Yarın 1 Mart. Bugün aylık kapanış da geliyor ki aylık kapanış da fena bir yerde yapmayacak gibi gözüküyor Bitcoin. O da aslında hani aylık grafik bakanlar için güzel bir seviyede kapanış gelecek gibi duruyor. Mart ayında tek önümüzdeki şey Fed alakalı, Fed'in yapacağı hani faiz arttırımıyla beraber savaşı nasıl değerlendirecekler, Amerika para politikasında neye yoracaklar. Onunla ilgili çok çok sürpriz bir açıklama gelmezse piyasa zaten faiz arttırması yapladığı için buradan sonra o demin bahsettiğim 45-49 gidişatı oldukça muhtemel. Yani aksi bir durum olur. Bugün hakikaten son dakika kafasına vururlarsa da desteklerimiz ilki 40 bin, daha sonrası da gene 37 bin gibi duruyor ama şu anda oldukça bullish bir tablo var. Bir de oyununa vermeden altcoin severlere bir seslenmek istiyorum. Altcoinlerde dönüş başlıyor mu diye soranlar çok var. Altcoinlerde dönüş başlamak üzere. Bunu nereden anlıyoruz? Ethereum şu anda Bitcoin nasıl 20-50'nin üzerinde? Ethereum ikisinin de üzerinde değil. İkisi de aynı yerden geçiyor. 2860 dolar kabaca. Zorluyor şu an 2800 dolarda. Ethereum 2860'ın üzerinde bir iki kapanış gösterebilirse bize altcoinlerde arkasından çok sert hareketler görebiliriz. Keza Ethereum başı çeker. Ethereum'un %5-10 yükselişler yaptığı piyasada diğer altcoin'ler çok çok daha %7 bir yükseliş yapabilir. Grafikler de uygun. Dünya koşulları uygun. Yani bir aksilik olmazsa böyle şu Mart'ın başı özellikle bol yeşillikli bir piyasa görebiliriz. Umarız ters köşe yapmazlar. Şimdilik gidişat iyi gözüküyor. Evet. Bugünkü hareket çok kıymetli. Bir kere onu söylemek lazım. Çünkü hem 20 günlük hareketli ortalama hem de 50 günlük hareketli ortalamasının şu anda üzerine çıkan bir Bitcoin'le karşı karşıyayız. Burada hep söyledik. Yani bu savaşın Bitcoin tarafında açtığı etkiler kısa vadeli olacaktır. Bu tarz krizlerden Bitcoin hep beslenir. Orta ve uzun vadede bu tarz krizler Bitcoin'i yukarı yönlü etkiler diye hep konuştuk. Tabii eğer bir trend dönüşünden Bitcoin'de bahsetmek istiyorsak, ki bana göre bu trend dönüşü zaten yani geçtiğimiz haftalarda bunu veriyorduk, yani aşağı yönlü durmadan o düşen trendi çekiyorduk. Bitcoin zaten bunun üzerine çıkmıştı. Ama tabii ki teknik anlamda kesin bir teyit almak istiyorsanız hep söylediğimiz bir şey var. 200 günlük hareketli ortalama trend belirleyicidir diye. Eğer Bitcoin bugün 40.600'ün üzerinde bir kapanış yaparsa bana göre çok hızlı bir şekilde ilk hedef 45 bin dolar seviyesi olacak. 45 bin doların kırılmasından sonra da Bitcoin tarafında 200 günlük ortalama 49.180 seviyesinden geçiyor ama artık 50 bin dolar psikolojik seviyesini de tabii göz önünde bulundurmak gerektiği için 50 bin dolar seviyesinin bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacağını açıkçası ben düşünüyorum. Kısa vadeli bazı dalgalanmalar olabilir ama ben Bitcoin'de beklentim Bitcoin'in 50 bin doların üzerine çıkması. Zaten Bitcoin'de 50 bin doların üzerinde eğer biz kapatmalar görmeye başlarsak bu şu demektir. Bitcoin'de yeni bir zirve için artık bütün komponentler tamamlandı. Yeni bir zirve için artık geri sayıma başladık demektir. Açıkçası benim beklentim bu krizlerin Bitcoin tarafında yukarı yönlü sert ataklara sebep olması ve hızlı bir şekilde ilk önce 45 bin dolar arkasından da 50 bin dolar bareminin kırılıp yeni zirvelere doğru bizim yol alıyor olmamız. Altcoinler tarafında altıya katılıyorum. Zaten Bitcoin bu söylediğimiz seviyeleri kırdığı zaman altcoinlerin çoğu patlamaya hazır bomba. Onların da yukarı yönlü sert ataklar yaptığını hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Benim tabii şunu da söylemek lazım. Bunları söylüyoruz ama Bitcoin'de eğer tekrar 40 bin dolar aşağısı kapanışlar gelmeye başlarsa tekrar kısa vadeli bocalamalar devam edecektir diye düşünüyorum. Ama o bocalamalar dediğim gibi kısa vadeli kalacaktır. Orta ve uzun vadede tekrar Bitcoin yönünü yukarı yönlü çevirecektir diye düşünüyorum. Evet, şu an piyasada birazcık bahar havası hakim kripto piyasalarda. Tabii ki dünyadaki gelişmeler, hem savaşın seyri, hem ABD'den, Fed'den gelecek açıklamalar çok fazla etkileyecek. Bitcoin uzun zamandır bizim unuttuğumuz o büyük volatilite günlerine geri döndü. Yani geçen hafta bir %8 düştü. Bugün bir %8,5 yükseldi.
Hani Bitcoin'i biz eskiden 2017'de falan böyle bilirdik zaten. Son dönemde piyasanın büyümesiyle beraber mum boyları biraz küçülmüştü. %2, %1-2 diye gidiyordu. Yine talep artmasıyla birlikte Bitcoin güzel eski özlediğimiz risk sevenlerin sevdiği günlere geldi. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da böyle gitmeye devam edecek. Risk ne kadar artıyorsa fırsat da o kadar artıyordur. O yüzden piyasaya dönmek için güzel zamanlar diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar, bir yayının daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere, bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.